Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nca ülke günleri etkinlikleri kapsamında Sri Lanka Ülke Günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Mursioğlu, terörden çeken ve muzdarip olan ülkelerden bir tanesinin de Türkiye olduğunu ve terörün her türlüsünü lanetlediğini söyledi. Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakir Moedan Amza, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin çok köklü olduğuna vurgu yaptı, şu ifadeleri kullandı. Tabii benim burada olma sebebim günümüzdeki bu ilişkileri ele almak ve bunu nasıl daha ileriye götürebiliriz adına bu konuda istişareler yapmak. İki ülke arasında 2016 Kasım ayında bir komisyon gerçekleşti. Toplantıda iki ülke 2020 yılına kadar karşılıklı ticaretlerini 500 milyon dolar seviyesine çıkarma konusunda iradeler ortaya koydu. Toplantının gerçekleştiği 2016 yılında bu ticaret hacmi 230 milyon dolar seviyesindeydi. 2018 yılı itibariyle 2016 yılında 230 milyon dolar seviyelerinde seyreden karşılıklı ticaret hacmi 350 milyon dolar seviyesine çıktı. Gelecek ay 22-23 Mayıs tarihlerinde bu komisyon toplantısının ikincisi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önderliğinde gerçekleşecek. Konuşmaların ardından Sri Lanka-Türkiye ticari ilişkileri, Sri Lanka pazarı, başlıca ihraç ürünleri ve dış ticareti, Sri Lanka'nın ikili ticaret anlaşmaları, ülkenin yatırım yönünden ve lojistik açıdan avantajları gibi konularda sunum gerçekleştirildi.